Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tayland'dayız, Bangkok'tayız. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapacağız? Tayland'ın kuzeyinde bulunan Nam bölgesine gideceğiz arkadaşlar. Nam bölgesi tam olarak Laos sınırında kalıyor. Biz de bu sınıra doğru gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel yerler var gezip görebileceğimiz orada. Şu anda neredeyiz? Mochit otobüs terminalindeyiz. Buradan otobüsle gideceğiz. Ortalama 7-8 saatlik bir yolumuz var arkadaşlar. Otobüs terminali tam olarak arkamda gördüğünüz yerden giriş yapacağız beraber. Size biraz oraları da dolandıracağım, gezdireceğim. Bu otobüs terminalinden aynı zamanda Laos'a, Kamboçya'ya da geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi hadi gidelim içeriye. Evet, giriş bu taraftan böyle. Buradan gireceğiz abi. Hello. Burası bekleme alanı. Evet, buradan da platformlara geçiş sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bak, şöyle hemen kahve fiyatlarını da göstereyim. Kahve fiyatları bunlar. Fiyatlar da çok pahalı değil. Yani baktığın zaman tabii ki dışarıya göre daha pahalı ama malum burası terminal olduğundan dolayı biraz daha böyle birkaç tık pahalı fiyatlar. Ama onun dışında bir 7-Eleven'a gittiğin zaman fiyatlar aynı yani. 7-Eleven her zaman hayat kurtarır abi. Her şeyi bulabilirsiniz. Adamlar öyle bir market yapmışlar ki gerçekten müthiş. Burada da tuvaletler var. 10 baht abi tuvaletin girişi. Burada yemek yiyebileceğiniz bir alan var aynı zamanda. Çoğunlukla tabii ki lokal yemekler var. Hadi biraz inceleyelim. Sim kart. Aksesuar. Ama buralardan almanızı tavsiye etmem. Tabii ki şehir merkezlerinde çok daha ucuz fiyatlara bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size yemekleri gösterelim. Şöyle uzaktan çekelim, gidelim ondan sonra. Evet, burada abi siparişi vermiş, bekliyor. Öyle. Hello. Görüyorsun tavuğu. Hello. Evet, bu şekilde. Şöyle fiyatları da göstereyim. 50, 40. Fiyatlar bu şekilde. Genelde 50, 60. Böyle. Neyin ne olduğunu, ne kadar olduğunu şu anda bilmiyorum maalesef. Ama yani genel olarak yemekler bu fiyatlarda. 50 baht, 60 baht. Zaten Tayca yazmışlar abi. O yüzden hangisinin hangisi olduğunu bilememekteyiz maalesef. Evet, şimdi çantalarımızı bıraktığımız yere gidelim. Otobüsü bekleyelim. Bu arada otobüsümüz gece abi. Yanında Memo var. Selam, merhaba. Biliyorsun. YouTube. Memo ile beraberiz. Otobüsümüzü bilerek böyle biraz akşam saatini aldık ki vardığımız zaman ertesi güne devretmiş olsun, daha iyi olsun. Umarım böyle güzel hesaplama yapmışızdır ki gece yarısı varmayalım. Böyle sabaha karşı varmayı planlıyoruz. Umarım planladığımız gibi olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Problem yok. Sabahlarız abi gittiğimiz yerde terminalde. Aynen öyle. Şimdi bekliyoruz. Yani saat 9 gibi otobüsümüz var. Şu anda saat 4-5 civarı. Bekleyeceğiz burada. Yatıp yuvarlanacağız. Bu arada bilet fiyatından bahsedecek olursak arkadaşlar, 620 bahta aldık biz Nam'a bileti. Ve ortalama 600 kişi başı. Hangi gibi 600 lira gibi düşünebilirsin. 600 lira gibi bir paraya bilet aldık. Tren bileti vardı arkadaşlar. Yine yakın fiyatlarda. Ama tren maalesef yataklı tren bulamadık. Yataklı trende gitmeyi planladık önce. Ama yataklı tren bulamadık. Hepsi dolmuş. O yüzden biz de otobüsü tercih ettik. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım, bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Saatimiz geldi. Şu anda saat 8. Yarım saat sonra otobüsümüz var. Bak şimdi size böyle peronları göstereyim. Bayağı da bir kalabalık var. Böyle bak peronlar. Bizimki de 110'a gelecekmiş. T burada 110. Abi şöyle turlayalım ya. Aa sorry. Bayağı da kalabalık. Buradan şehirler arası ve uluslararası, yani ülke değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle otobüsler mevcut. Örnek veriyorum, Laos'a, Kamboçya'ya buradan kesin gidildiğine dair bir bilgim var arkadaşlar. Evet, böyle. Şimdi
otobüsümüzü bekleyelim. Hello. Gideceğimiz yer bayağı soğukmuş, böyle bize battaniye falan da vereceklermiş otobüste. Aynı zamanda tuvaleti varmış, yemek var. Online aldık bileti. Yazıyor orada. Online bileti nasıl aldık? Bu da güzel bir soru. Bileti satın aldığımız web siteyi de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kendi kredi kartınızla da satın alabilirsiniz. Ondan sonra bu da böyle bir bilgi. Güzel bir web sitesi. Nereye gidecek olduğunuzu, nereden gidecek olduğunuzu yazıp oradan size uygun olan otobüsü seçip tarihi aynı zamanda kredi kartınızla da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aa, otobüs geldi lan. Bak gördün mü? Gözlerimizin önünde geldi otobüs. Hemen göstereyim. Bangkok Nan abi. Bizim otobüs bu delikanlı. Ne yazıyor? NCA Gold Class. Böyle bir otobüs. 30 yıllık bir firmaymış bu arada. Dışından böyle biraz eski gibi görünüyor otobüs ama abi içine de görünce girince artık nelerle karşılaşacağız göreceğiz. Bize bayağı lüks olduğu söylendi. Şimdi otobüse biniyoruz. Sıra var, bekliyorum. Memo dur oğlum dur. Geç abi. Gel gel. Şu çantamı bir vereyim. Evet, çantayı da verdik. Haydi gidelim. Hello. Hello. She follow you on Instagram. On Instagram. Okay, I will follow you on Instagram too. Abi güzel. Evet, şimdi otobüsteyiz. Oturazal. Az bir yerleşim de kankiler. Hemen anlatacağım. Arkadaşlar şimdi ha böyle bir ayar yapmaya çalışıyorum. Çok olmuyor ama. Ya bu bozuk herhalde ya. Hava ayağımın altında bakın böyle bir şey var. Ha bunu kaldıracağım böyle. Ha buradan da ha mandal var. Bu mandalı da ha böyle indirdim mi? Aha. Olay bu. Ha bu benim ayaklığım çalışmıyor. Ama hiç sıkıntı yok. Ben 10 numara rahatım. Priz de var ha burada yanımda. Bu ne? USB mi? Burada bir şey yok. Benim USB'li yok ki. Masaj diyor lan. Var mı benim USB'li şeyim? Masaj falan diyor da çalışmıyor bu herhalde şu an. Ama ayağımı ben uzatamıyorum ya. Kaldıramıyorum bugün abi bir şey. Az eğleneyim be. Oğlum bu ayaklık niye çalışmıyor? Diyecekler ki bindiler otobüse. Aman abi susmak bilmez de. Abi de ha. Nereden gelmişler? Abi priz mi? Ne bu? Yok. Bardak mı? Okey. Aha bak göstereyim abi burada. Burada da monitör var. Böyle. Gayet de hoştu yani. Evet şimdi arkadaşlar yoldayız. Yola çıktık. Oğlum acayip iyi ya. Ben çok iyi hissediyorum kendimi şu an. Evet arkadaşlar. Şöyle bir battaniye var. Bunu göstereyim. Dur bir dakika. Hostes geldi. Burası çok önemli. Bunu çekmem lazım. Battaniyeden daha önemli. Dur. Baksana abi ne kadar güzel kız ya. Maşallah. Tabii Allah sahibine başlasın. Acayip rahatım ha. Buraya bak. Ne fena ya. Abi ne edeyim. Ayaklarım da yere değmiyor ya. Buraya bak. Ne anlatıyor acaba? Çok merak ettim ya. Bu da uzun. Thank you. Kızı güldürdüm Memo. Şimdi abi battaniyeye gelelim. Arkadaşlar böyle kişisel olarak sizler için hazırlanmış. Sanırım bu tek kullanımlık. Gayet hijyenik olduğu belli. Şunu açayım. Acayip terledim. Leş gibi oluyor. Allah'tan adam yanındaki adam maske takmış da zehirlenmeyecek adam. Perişanlık. Memo bana baksana oğlum. Beni çekiyorsun, kıza bakıyorum. Çekiyorum ben seni. Bunu bana yolluyorsun. Yemek yiyeceğiz birazdan arkadaşlar. Bak burada masa da var bu arada. Gördüm. Adamlar yapmış ya. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Abi yemek servisimiz. Kapın kap. Şimdi yemek yiyeceğiz. Burada ne var önünde? Tavuk, pilav. Hemen deniyoruz şimdi. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi yedim. Koltuğumu da yine yatar pozisyonuna getirdim. Battaniyemi de çekeyim üzerime. Biraz soğuk oldu. Yavaştan uyku moduna geçiyorum. Olası gelişmelerden sizlere haberdar etmeyi unutmayacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.
Evet, herkese günaydınlar arkadaşlar. Nandayız. Çantalarımızı alacağız buradan. Oğlum bu kız aynı otobüste yolculuk yaptı. Bu kız insan biraz çirkinleşir, bir şey olur. Buna niye hiçbir şey olmamış ya? Aynı otobüste uyandık. Zombi gibi oldum. Biz zombi gibi olduk. Bekle, birazdan göstereceğim ben kendimizi. Evet arkadaşlar, şu anda anlık olarak Nandayız. Harikulade 10 numara 5 yıldız bir yolculuk geçirdik. 10,5 saat sürdü bu arada yol. İnanılmaz güzeldi. Ben bu kadar rahat bir 10,5 saat hayatım boyunca hiçbir otobüste gelmedim abi. Müthiş güzeldi. Şimdi genelde ben şöyle söylerim. Bir otobüsle bir yere geldiğim zaman bir daha abi aynı otobüsle hayatta mesela bana para verseler geri dönmem. Ama ben para verebilirim bu otobüste tekrardan şu anda binip geri dönmek için yani. İnanılmaz rahattı abi. Şimdi 1 kilometre varmış arkadaşlar. Şehir merkezine doğru yürüyeceğiz. Bu harika otobüs yolculuğunu size göstermek istediğimden dolayı çektik bu videoyu. Asıl video yeni başlıyor arkadaşlar. Ama bu videoyu burada bitirelim. Müthiş bir otobüs yolculuğuydu. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Bunu da deneyimlemiş olduk. O zaman yeni videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Nan'ı karış karış gezmeyi planlıyoruz abi. Bakalım bizi neler bekliyor. Göreceğiz. Sürpriz. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.